Sevgili izleyicilerim, taze peynir salamura nasıl saklanır? Yumurtayla ayar tutularak taze peynir salamura nasıl konulur? Onu paylaştım sizlerle bugün. Arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, yine Sungurlu'dan sesleniyorum sizlere. Sungurlu'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlarımı yolluyorum. Bugün ne paylaşıyorum sizlerle? Bugün de köy peyniri almış eşim. Sipariş vermiştik yani köylülere. Bu şekilde böyle 8 burada 8 kilo peynir almış. Ben bunları salamura yapacağım. Bununla ilgili de çok sorular geldi. Salamura nasıl konuluyor diye. Ben bunu kaynatma usulü salamura koyacağım sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada peynirlerimi önce bir güzel yıkadım. Burada başlar bu şekilde oluyor. Bu kadar da böyle büyük oluyor. Bunları ben kare kare kesiyorum. 4-5 gün iri tuzda bolca tuzlayıp iri tuzda bekletiyorum sevgili izleyicilerim. Beklettikten sonra da tekrar üzerine kaynar su çekiyorum. İyice kaynamış oluyor. Hani bresella dediğimiz hastalık olmaması için, kaynamamış sütte, peynirde biliyorsunuz bresella hastalığı oluyor. Onu önlemek için de ben bu şekilde yapıyorum. Bunu da aşama aşama sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Şimdi peynirimin bir tanesini tahtama aldım. Şu şekilde bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu peynirin yarısı suya çıkıyor desem yalan olmaz sevgili arkadaşlarım. Çok sulanıyor. Kilosunu soracak olursanız da 200 TL'ye almış. Şimdi bunları şu şekilde yapıyorum. Bu büyüklükte. Şöyle ayarlayalım. Kare şeklinde bunları bu şekilde kesiyorum. Ve dediğim gibi bunları iri salamura tuzunda 4-5 gün iyice sertleşinceye kadar bekletiyorum. Şöyle ayarlayalım. Kaynadığı zaman sevgili arkadaşlarım Antep peyniri gibi oluyor. Bugün de yine sizlere Antep peyniri çekeceğim. Onu paylaşırım inşallah. Onlardan da çok sorular geldi. Antep peynirinin nasıl yapılışıyla ilgili. Onun için bir video daha çekmek istiyorum. Evet, hepsini de bu şekilde kesiyorum. Evet, kaynatma yöntemiyle salamura peynir nasıl saklanır? Onu sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim, peynirimi 4 gün bolca tuzda beklettim. Sizlere şöyle çıkan suyunu da gösteriyorum. Peynirin de taş gibi oldu. 4 günün içerisinde bu şekilde sertleşti. Böyle sertleşmesi lazım salamura koyabilmemiz için. Sevgili arkadaşlarım, şimdi peynir salamura nasıl konuluyor diyen arkadaşlar için detaylıca anlatmak istiyorum. Burada tencerem, ocağı aldım. Bir miktar su koydum. Bunu kaynatmak için. Çıkan suyunu da şimdi sizlere şöyle alayım, göstereyim. Tekrar bir kaba alıyorum. Şok haşlamayla salamura peynir nasıl yapılır? Onu paylaşıyorum sizlere değerli arkadaşlarım. Bu inek peyniri köylülerden aldığımız, tanıdıklar var, onlara sipariş veriyoruz. Sungurlu'ya geldiğimde bu gibi şeyleri köyden hallediyoruz, tanıdıklardan hallediyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, yarısının neredeyse üçte birinin suya gitmiş. Şu çıkan suyunu gösteriyorum size. Bu suyu döküyorum şimdi. Evet, şimdi suyum kaynamaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve içerisine bırakıyorum. Burada peyniri kaynatmadan yapıyorlar arkadaşlar. Kaynatmadan yaptıkları için ben de bu şekilde kaynatıyorum. Tabii ki bu peynirde bresella asla olmaz. Şu hayvanlardan geçen sütte, peynirde bir hastalık var ya, bresella diye. Bu şekilde yaptığımızda onu önlemiş oluyoruz. Hemen de tüketebiliriz. Diğer tuzladığımız peynirleri 6 ay, 3 ay geçmeden tüketemiyoruz. Bu tuzla beklediği için, kaynadığı için hemen tüketebiliyoruz. Bu arada ocağımın altı açık.
sevgili arkadaşlarım, 1-2 dakika ocağımın altı açık şekilde bırakıyorum. Tencereye de sığmayacak ama yine sığdı. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Köyden aldığınız köy peyniri varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bununla da ilgili çok sorular geldi. Daha önce de videolarım var. Sevgili arkadaşlarım. Tabi dediğim gibi videoyu sonuna kadar izlemedikleri için baştan sondan bir şey anlaşılmıyor. Ondan sonra sorular soruyorlar. Yine de onlara cevap vermek adına bu videoyu da çekiyorum. Evet, 3-4 dakika kadar sıcak suda beklettim. Ocağımın altı yanık şekilde sevgili izleyicilerim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bunu en az 2-3 saat bu suyunda bekletiyorum. Ondan sonra da salamura yapacağım. Onu da aşama aşama yine sizlerle paylaşacağım değerli kardeşlerim. Şimdi suyunu süzüyoruz. Şimdi şu şekilde şöyle elimle sıkıyorum. İyice içindeki sular, ekşi suları gitsin, gözenekler kapansın diye burada soğuk suyu alıyorum. Lastik gibi oldu, taş gibi yine sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyicilerim, peynirlerimin hepsine de aynı işlem uyguladım. Şöyle peynirin yağı arasından çıkıyor. Peynir bayağı yağlıymış. Tanıdık bir tanesine yaptırdık. Değerli arkadaşlarım, şuna bakar mısınız? Evet, soğuk suyun içerisine aldım. Şimdi suyunu dökeceğim. Peynir iyice soğuduktan sonra salamura aşamasına geçeceğim. Şimdi peynirimizin salamura aşamasına geldim. Salamurasını koyacağım. Onun için burada 7,5-8 kiloydu peynirim. Ben burada 3 kilosunu salamura koyacağım. Diğerini başka tür değerlendireceğim sevgili izleyicilerim. Çökelik türü yapacağım. Onun için burada 3 kilosunu ayırdım. Burada da 9 bardak su ölçtüm. Normal su bardakla tam ölçü vermeye çalışıyorum. Çünkü bununla ilgili çok sorular geldi. Onun için de ben de detaylıca cevap vermek istiyorum takipçilerime. Burada da 2 bardak şu bardakla, normal klasik bardakla kaya tuzunu ölçtüm. Şimdi önce tuzunu suyla buluşturalım. Tuz eriyinceye kadar ben de peynirlerimi bidonuma yerleştireceğim. Şimdi tuzumu suyuna ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki kontrollü olacak arkadaşlar. Yumurtayla ayar tutacağım. Az gelirse ekleme yapabilirim. Çok gelmez de ne kadar tuzlu olursa peynirimiz o kadar sağlıklı saklanır. Tüketeceğimiz zaman da yine diğer videolarımda da söylüyorum. Tüketeceğimiz zaman da akşamdan suya ıslıyoruz. Tuzu iyice çıkıyor. Yani çok tuzlu olur demeyin. Burada da bir adet yumurtam var tabii ki. Yine olmazsa olmazı. Tuzumuzun, suyumuzun ayarı için. Şimdi bidonuma yerleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle düzgün bir şekilde bidonuma yerleştireceğim sevgili arkadaşlarım. Evet, peynirlerimi bidonlarıma şöyle yerleştirdim. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi tuzunu iyice eritip yumurtayla da ayarını tutup sevgili suyunu izleyicilerim, değerli kardeşlerim. Şimdi tuzumuz iyice eridi. Yumurtayla ayarını tutuyorum. Yumurtamı iyice yıkadım. Sirkeli suda da beklettim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek içerisine bırakıyorum. Ben bu şekilde ayar yaptığım zaman peynirim 2 yılda dursa asla bozulmaz değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 1 TL kadar suyun üzerine çıktı. Peynirimizin su ayarı, tuz ayarı iyi olmuş demektir. Şimdi tuzun suyunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir şey içinde kaldı, o da erir. Umarım yeterli gelir inşallah da gelmez bu su. Evet, bu galiba bir su bardağından biraz daha fazla su isteyecek. Ona da tekrar tuzlu. Tekrar 2 su bardağı su koydum. Şöyle bir 2 yemek kaşığı da tuz atıyorum sevgili arkadaşlarım.
Şimdi yeniden 2 bardak suyu, 2 kaşık da tuzla yeniden su yaptım. Evet, bu da tam geldi. Değerli arkadaşlar, sizlere şunu da göstermek istiyorum. Fikir olsun diye. Ben geçen hafta şu peynirimi kurmuştum. 5 litrelik bidona kurmuştum. Peynir, pardon, peynirimizin tuz ayarı iyi olmadığı zaman bu peynirimizin suyu bulanık olur. Bil ki o zaman peynirimiz erimeye başlamış demektir. Değerli arkadaşlarım, suyunun rengini görüyorsunuz. Eğer peynir yapacak olursanız buna da dikkat edin diye bunu da göstermek istedim. Bunun çekimini yapmamıştım. Şimdi peynirlerimizin üzerine şöyle birer temizce bez kapatıyorum. Peynirler suyun üzerine çıkmasın diye veya üsttekiler kuru kalmasın diye. Değerli kardeşlerim, kapağını da kapatıp videomu yavaş yavaş... Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, bugün de sizlerle köy peyniri şok haşlamayla salamura nasıl yapılır onu paylaştım değerli arkadaşlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Sorulara da cevap vermiş oldum. Eski videolarımdaki sorulan sorulara da cevap vermiş oldum. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla eksiksiz anlatmaya çalıştım. Umarım atlatmadan, çizmeden izlerseniz tüm detaylarını kaçırmamış olursunuz. Videonun sevgili kardeşlerim. Bugün videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.